Sevgili öğrenciler, sunum konusunu işleyeceğiz. Bu dersin sonunda sunumun tanımını yapabilecek, sunumun niçin yapıldığının farkında olacak, sunumun hazırlık aşamasında, sunum anında ve sunumdan sonra neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olacak. Görsel malzemenin kullanılış amacı nedir bileceksiniz. Her birinizin aslında aşina olduğu sunum konusuna geçelim. Sunum Sunum bir sunma eşidir ve sözlü bir iletişim türüdür. Konuşurken, yazarken, bakarken, özetle her zaman bir iletişimle, bir sunumla karşı karşıyayız. Örneğin, bir lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. Garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkili olur. Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir ancak onu sunan gerektiği gibi sunmuyorsa, yani kendisi bal, yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz. Kendi işimizden örnek verirsek, öğretmenlerimiz derslerde CD, VCD, tepegöz, slide, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa, dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse, ders daha anlaşılır hale gelir. Böylelikle sizler bilgiyi ders işlenişi sırasında yapılandırırsınız. Sunumlarda dinleyici kitlesinin konuya ilgi duyulan kişilerden oluşmasına ve sunumda eldeki teknik imkanlardan yararlanmaya özen gösterilmelidir. Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili biçimde kullanmak gerekir. O halde sunumun bir tanımını yapalım. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum diyoruz. Sunumda amaç bilgileri yenileme, araştırma Anket sonuçlarını değerlendirme ve bilime katkıda bulunmadır. Kıymetli öğrenciler, sunum ciddi ve planlı bir iletişimdir. Bunun için sunumun dikkat etmeniz gereken bazı aşamaları vardır. Bunlar sunum öncesi, sunum anı ve sunum sonrası olmak üzere üçe ayrılır. Şimdi sırasıyla bu aşamaları ve her bir aşamada dikkat etmeniz gereken noktaları belirtelim. Sunumdan önce yapılması gerekenler. Öncelikle bir konu seçilmeli ve bu konu güncel bir konu olmalıdır. Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır. Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir. Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü, sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasında yararlı olacaktır. İzleyici kitlesi hakkında bilgi sahibi olmak şarttır. İşlenen konular ana başlıklar halinde çıkarılabilir. Şimdi de diğer aşamamıza geçelim. Sunum sırasında yapılması gerekenler. Sunum esnasında ciddi, ağır başlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir. Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi ve kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir. Konuşmacının dinleyicilerle başta bakışlar olmak üzere vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur. Konuşmacının sesinin kullanımına ve kelimelerin doğru telaffuzuna özen göstermesi gerekir. Sunumda bilgisayar, CD, disket, projeksiyon cihazı, slide makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz. Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmamıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız. Görsel malzeme demişken arkadaşlar bir sunumun en önemli ögelerinden olan görsel malzemenin kullanılış amacını bilir. Ve ona göre görsel malzemeyi kullanırsak sunumun etkileyiciliği artacaktır. Görsel malzemenin kullanılış amacı. Bizler dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için fikirleri, kavramları ve benzeri anlatırken zaman kazanmak için, yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için, fikirleri sağlamlaştırmak için, konuşmamıza tat ve espri katmak için görsel malzemeyi kullanırız. İyi hazırlanmış görsel malzemeyi konuşmacı Konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı zaman başarılı olacaktır. Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir. Ayrıca biz başka konuşmacı görsel malzeme kullanıyor diye değil, konuşmamız görsel malzeme gerektiriyorsa bunu kullanmalıyız. Şimdi söyleyeceklerime dikkat etmenizi istiyorum. Rakamlar söylendiklerinde anlaşılması güç olan şeylerdir. Görsel olarak sergilendiklerinde daha kolay anlaşılırlar. Konuşmada %55 görüntü, %38 ses, yüzde %7 sözler etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkar. Bu yüzden sunum esnasında slaytlarda konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdır. Slayt metinlerini dinleyiciler dikkatle okurlar. Slaytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir bu sebeple de. Sunumda gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgeler, grafikler, şekiller kullanılabilir. Malzemeleri bir başkası kullanacaksa konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum kaçınılmazdır. Dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da sunumda gereksiz ayrıntılara girmemeye özen göstermektir. Sevgili öğrenciler, bu aşamaları uygulanan bir sunum şu şekilde bitirilmelidir. Sunum sonrası yapılması gerekenler. Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir. Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu, açık ve net cevaplar vermelidir. Arkadaşlar, buraya kadar gördüğümüz başlıkları daha da zihninize kazımak istiyorsanız sınıflarınıza ders yani sunum yapmak üzere gelen hocalarınızın dersten önce, ders sırasında ve ders bittiğinde neler yaptığını gözlemler ve düşünürseniz bu konuyu daha iyi anlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, sunum konusu ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlardı. Öğrendiklerinizi her an iletişim halinde olduğumuz toplumda arkadaşlarınızın yanında ya da sınıfta yapacağınız sunumlarda uygulamaya koymanız dileğiyle. Dersimizin diğer bölümünde sunum konusuna bağlı olarak dilin işlevleri ve iletişimin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Hoşçakalın.